saçımı tam bunun geldi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere izlediğim dünyada gelmiş geçmiş en iyi dizi olan Breaking Bad'den birkaç bir şeyler öğretmek istedim. Birazcık araştırmalar yaptım. Diziyi baştan sona neredeyse tekrar izledim. Ve sizlere tam 10 tane bilmeniz gereken American slang diyebileceğimiz idiomlar, kelimeler buldum. Bakalım bu deyimler ve bu kelimeler Amerikan İngilizcesinde ne anlama geliyormuş ve Breaking Bad'de bunları niçin kullanmışlar? İlk olarak arkadaşlar, feel under the weather diye bir ifade var. Bu birisinin veya kendinizin veya bir başkasının böyle düşük bir modda olduğunu, bugün kendisini iyi hissetmediğini veya işte bu ameliyattan sonra kendisini iyi hissetmeyecek gibi, kendini iyi hissetmemek anlamında kullanılan bir ifade. Tam böyle moda mod çevirdiğinizde feel under the weather, yani havanın altında hissetmek gibi oluyor. Ama bu bir deyim. Nasıl Türkçe'de deyimler varsa İngilizce'de de bu tarz deyimler var. Mesela eteklerin zil çalıyor kardeşim dediğimiz zaman biz karşıdaki kişinin eteklerinin ciddi manada zil çaldığını değil, hani kulak işte ağzın kulağına varıyor, ne oldu deriz ya, ağzının kulaklarına vardığını değil. Bir mecaz anlam vardır ya orada, ama çok mutlusun yani, eteklerin zil çalıyor ağzın kulağında maşallah deriz ya. İşte bunlara deyim dedin arkadaşlar. Bu da bir deyimdir. Yani mantık aramayın. Havanın altında hissetmek o neymiş falan değil. Feel under the weather demek kötü hissetmek demek, okay? Arkadaşım arıyor. Yeah, what's up man? Yeah, it was a really bad night. Oh no man, I can't go out today. I'm feeling under the weather. Ne dedik? Ya arkadaşım dün berbattı ya, lanet bir gacı vardı. Vallahi iğrenç bir gece oldu falan filan. Sonra ne oldu? I'm feeling under the weather. Şu anda kötü hissediyorum babacığım. I'm feeling under the weather. Hiç tadım yok yani. Anladın mı? Tadım yok. Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok huysuzum. Tedirginim, huzursuzum. Hey, yanımda sen olmayınca demektir I'm feeling under the weather, okay? Ardından speak your mind var arkadaşlar. Speak your mind demek, ya oğlum lafı geveleme, neyse onu söyle, kafandan geçeni söyle. Yine aynı şekilde moda mod çevirdiğinizde aklını konuş gibi oluyor. Bir mantık süzgecinden geçmeyen bir yapı. Ama bu bir deyim olduğu için verdiğim mesajı bilmemiz lazım. Speak your mind demek, oğlum aklındakini anlat da hani lagaluga yapma demek, okey? Mesela bir kıyafet bakıyorsun, üstüne giydin böyle smokin, tamam mı? Kankana gösteriyorsun, kanka nasıl oldu? But speak your mind, okey? Hani bak kolpa yapma, neyse onu söyle, alınmaca gücenmece yok. Speak your mind, kafandaki neyse onu söyle bana diyebilirsiniz. Ardından think outside the box. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Karavanla böyle gitmişlerdi met pişirmek için yine çölün ortasında bir yere. Ondan sonra Jesse manya aküyü bitirmişti. Kontakta anahtarı bırakıp falan filan. Orada diyordu sanırım bunu. Hani think outside the box. Kutunun dışarısını düşünmek. Ama tabii ki burada da yine bir mecaz anlam var. O da hani farklı bir şeyler düşün. Biraz şu at gözlüğünü çıkar ve think outside the box. Anladın mı? Farklı bir pencereden bak şu olaya demektir arkadaşlar. Mesela bir proje üzerinde çalışıyorsun. Bir türlü çözemedin problemi. Allah'ım ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yandık bu yani. Nasıl çözeceğiz ya? Arkadaşın da sana diyor ki, dude, just calm down, okay, let's chill for a night. Bir gece bir sakinleşelim and then we will think outside the box and we will solve this fucking problem. Sakin ol, bu geceyi bir atlatalım, bir uyuyalım, üzerine yatalım. Yarın lanet olası problemi çözeceğiz kanka. We will think outside the box. Kutunun dışarısından düşüneceğiz, okay? Just chill for tonight. Bu gece bir kanka bir sal ya, sal bir dinlenelim, üstüne yatalım. We will think outside the box tomorrow. Yarın farklı bir pencereden düşüneceğiz gibi kullanabiliriz. Ardından ise vouch for somebody. Vouch for somebody, buradaki somebody birisi. İşte o for'dan sonra Ahmet mi, Mehmet mi, Süleyman mı, Sıla mı, kimse onu yazacağız. Vouch for somebody demek birine kefil olmak demek. Okay? Birine kefil oluyorsunuz. Mesela bir iş yerine arkadaşınızın işe girmesi için kefil olacaksınız. Müdür size soruyor, so what is he like? Can I trust him? Hani güvenebilir miyim ona? Nasıl bir herif bu? Well, actually I totally vouch for him. I totally vouch for Ahmet mesela. Vallahi ben tamamen kefilim Ahmet'e. He's a good guy, he's a decent man. Decent çok önemli bak. Decent, adam gibi adam, delikanlı, yalanı dolanı olmaz. Kumarı karısı, alkolü yok. Delikanlı çocuk, decent. Okay? So I totally vouch for Ahmet. Bu yüzden tamamen kefilim
demek için kullanılır. Vouch for somebody eşittir birine kefil olmak, haberiniz olsun. Ardından ise Not tell a living soul diye bir yapı var. Bunu da tabii ki Better Call Saul sloganı ile bildiğimiz Saul Goodman arkadaşımız söylüyor. Yani bu herifin dilini anlamak için farklı bir İngilizce dersi almanız lazım. Dersin adı Better Call Saul İngilizcesi olması lazım. Bomba bir herif. Dizi izlemeyenler varsa lütfen çıkın gidin izleyin bence. Velhasıl not tell a living soul demek arkadaşlar genelde olumsuz kullandığı için not tell diye söylüyorum ben size bunu. Kimseye bir şey söylememek, yani tam çevirdiğinizde esasında yaşayan bir ruha bile söylememek gibi oluyor. Tabii ki daha derin böyle bir exaggeration var burada, abartı var burada. Neydi o? Hüsnü kifaye falan işte, o edebi şeylerden, neyse artık ama ne anlatıyorum ben ya, neyse. Bu kimseye söylememek demek. Okey, mesela arkadaşına artık yıllardır sakladığın sırrı açıklayacaksın. Dude, I gotta tell you something. I got a secret. Hani sana bir şey açıklamam lazım, benim bir sırrım var kanka. Well, so I've been keeping you out of this situation, but I thought that you gotta know. Hani seni burada bu konudan uzak tutuyordum ama kanka, yani bilmen gerekiyor diye düşündüm. Dude, I'm a gay. But you will promise you will not tell a living soul. Ama bak, söz ver, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ağzını s**arım demek bu. You will not tell a living soul demek arkadaşlar. Haberiniz olsun, living soul. Ardından cut to the chase. Bu da Heisenberg'in, Mr. White'ın, Walton, Hank'e ayar verdiği bir kısımda kullandığı bir cümleydi diye hatırlıyorum. Cut to the chase. Oğlum bir laga luga yapma, sadede gel, anladın mı? Böyle don't beat around the bush. Hani şeyin orada gezinme yani. Çalıların orada gezinme. Bu da bir, bunu da öğreteceğiz. Şimdi öğretmiştik ama. Beat around the bush. Böyle lafı gevelemek, anladın mı? Ne geveliyorsun yani? Cut to the chase. Sadede gel aslanım. Ne anlatıyorsun sen? Okay? Ahmet geliyor mesela. Oh, dude, yeah. I think I should tell you something but I've been thinking that maybe it's better that I don't tell you that. Falan böyle ağız yapıyor, anladın mı? He's beating around the bush. Böyle lafı geberiyor. Sen de diyorsun ki Ahmet, deli, hello, cut to the chase and tell me what's going on. Sadede gel ve bana ne olduğunu anlat. Yoksa senin a few moments later kötü şeyler olur Ahmet. Sana bak bitch, cut to the chase bitch. Sadede gel lan, adamı affetme demektir. Ardından leave no stone unturned arkadaşlar. Hemen altına küçük bir not ekliyorum. Yalnızca olumlu cümlelerde kullanın çünkü... Çünkü no stone unturned, leave no stone unturned. Buradaki no zaten cümlenizi olumsuz yapacaktır, okey? Bu ne demek? Hiç böyle döndürülmemiş taş bırakmamak demek. Yani mecaz anlamı da buna biraz esasında mantık süzgecinden geçirdiğinizde ne olduğunu bulabilirsiniz. Bu arkadaşlar didik didik aramak demek. Didik didik aramak. Mesela, hey mom, I can't find my passport. İhsan, you checked everywhere. Oh, yes mom, I did, I can't just fucking find it. I left no stone unturned. I left no stone unturned. Didik didik aradım her yeri. Çevirmedik taş bırakmadım. Ne yaptım? I didn't leave no stone demedim. Cümlemi olumsuz yaptım. I left no stone unturned. Didik didik aradım her yeri ya. But I can't find it. Bulamıyorum ya, lanet olsun. Puh. Yarabbi şu kurdayı! Ardından Jesse'nin Yusuf olduğu bir vakitte söylediği bir cümle var. My word is my bond. Ne demek bu? Benim kelimem benim bağımdır. Değil, sözüm senettir demek arkadaşlar. Böyle moda mod çat diye çevirdiğimizde tabii benim sözüm benim bağımdır demek. Ama mecazi anlamı kardeş bak benim sözüm senettir ha. Bizde öyle yamuk olmaz. My word is my bond. It's okay. You tell me something, it stays with me forever. It stays with me for life. For life da bu arada yaşamak için değil, sonsuza dek demektir. You tell me something, my word is my bond. It stays with me for life. Sonsuza dek bende kalır kanka. My word is my bond. Benim sözüm senettir aga. Sıkıntı yapma. Relaksasyon. Ondan sonra go down that road var. Bu da Skyler isimli kaşarın arkadaşlar. Mr. White'ı tehdit ederken kullandığı bir yapı. Go down that road. O işe girme. Yani o topa girmek demek arkadaşlar. O topa girmek demek. Mesela 10 gün önce çok pis dayak yedin. Tamam mı? Ahmet'le birlikte çok pis dayak yedin falan böyle. Ağzım, burnum, kanadım arada. 10 gün sonra Ahmet konuşuyor işte. Hey, do you remember what happened 10 days ago? Ne olduğunu hatırlıyor musun 10 gün önce falan? Sen de diyorsun ki, dude, you don't want to go down that road. İnan bana bak, o topa girmek istemezsin şu anda. Because I'm fucking pissed off. Çünkü gerçekten çok sinirliyim ben. My hands are shaking. Ellerim titriyor bak.
Bak kötü şeyler olacak bak. You don't wanna go down that road. Bak o yola girmek istemezsin kanka. O topa girmek istemezsin şu anda çünkü mahvederim seni yani. Çok sinirliyim. Go down that road, topa girmek. Biz de mecaz anlamıyla anlatıyorum Allah'ım. Türkçede de böyle idiom kullanarak anlatıyoruz. O topa girmek hani o işe kalkışmak, anladın mı? You don't wanna go down that road. Bak bu işe şu anda kalkmak istemezsin kanka. O topa yükselme kanka. Parçalarım seni. Okay? Ve ardından Jesse Pinkman'ın neredeyse kurduğu her 3 cümlenin ikisinde yer alan bitch ifadesi var. Buna bitch de diyor. Bitch de diyor. Bitch de diyor. Diyor Allah diyor. Bitch arkadaşlar bize öğretildiği şekilde kaşar, kevaşi, fahişe anlamlarında. Lakin Jesse Pinkman bunu öyle bir kullanıyor ki "Where's my money, bitch? Where's my money, bitch?" Bu anlamsız bir şekilde bir üstünlük göstergesi. Hani "Yeah, bitch." Ha, bir vibe gösteriyor. Anladın mı? Senin o "Bak ben senden üstünüm, adamım. Bak ben burada haklıyım. I'm right, bitch. Haklıyım lan ben." Böyle lan gibi bir anlama sahip oluyor. Yani direkt tabii ki karşınızdaki kişiye "Evet, you are a bitch. Sen bir fahişesin." diyebilirsiniz. Ama bitch ifadesini böyle lan anlamında Jesse Pinkman'dan öğreneceğiz arkadaşlar kullanmayı Allah'ın izniyle. Nasıl yapıyoruz? Mesela tartışıyorsun, okey? Mesela işte "You shouldn't have turned there." Oraya dönmemeliydin bitch. Lanet olası seni lan. Bu şekilde bitch'i de kullanabiliriz. Ne diyor? Neydi o ya? "Yo yo yo, 1/4, 3 to the 3 to the 6 to the 9 representing the ABQ. What up, bitch?" Ne demek "what up, bitch"? Naber lan? Değil mi? Buradan naber kaşar demiyorsun adama yani. "What up, bitch? Naber adamım? Ha? Gel bakalım." Bir de onların şöyle hareketi vardır ya. "Hey, yo." Böyle sarılırlar. "Yo." Neyse bizde nasıl? "Vay kardeşim benim." Biz daha samimiyiz. Bunlar var. Bunlar soğuk adamlar ama bu işi de yapıyorlar kardeşim. Bu Breaking Bad'i yazanın, yönetenin, görüntüsünü yönetenin, ışığını yönetenin, mikrofonunu yönetenin, oynayanının, oynatanının var ya ta ellerinden öpeyim yani. Çok bomba bir dizi ve güzel şeyler öğretti bize de. İnşallah ben de sizlere iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki slang videosunda mı olur, ders videosunda mı olur bilemiyorum. Görüşürüz diyelim. Allah'a emanet olun kardeşler. I will catch you later.